Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uyuz tedavisinde kullanılan losyonlar ve kremlerin kullanımı, kullanımında yapılan hatalar ve uyuz nedir, bunlara değinmeye çalışacağım. Ben özellikle eczane müşterilerime bunları iyi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Doğrusunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden sizlerin de faydalanmasını istedim. Umarım sizlere faydalı olur. Arkadaşlar tıp dilinde scabies olarak bilinen uyuz son derece basit bir şekilde insandan insana geçebiliyor. Temastan, ortak kullanım eşyalarından çok sık geçmektedir. Son yıllarda da çok yaygın olan bu hastalık muhtemelen size de gelme olasılığı yüksek. O yüzden lütfen videoyu baştan sona kadar dinleyelim. Uygulama şekline dikkat edelim. Uygulama şeklini doğru yapan kişi çok rahatlıkla kurtulabilir. Arkadaşlar uygulama şekline geçmeden önce eğer özellikle geceleri başlayan kaşıntılarınız varsa, sıcak banyo sonrası vücutta kaşıntı oluyorsa, cilt yüzeyinde içi lezyonlu yara ve sivilceleriniz çıkıyorsa ve özellikle kasık bölgelerinizde kaşıntılar oluyorsa muhtemelen sizde de görünüyor olabilir. Özellikle halk dilinde uyuz böceği olarak geçmekte. Bu bahsettiğim cilt rahatsızlığı çok rahatlıkla geçmekte. Ben temizliğime dikkat ediyorum demeyin, çünkü uyuz temizliğe dikkat eden kişilere de temas halinde geçmektedir. Arkadaşlar aile bireylerinden biri uyuz tedavisi görüyorsa muhtemelen diğerlerinde de görünecektir. Çünkü aynı ortak eşyaları kullanıyoruz. Birbirimize temas etme olasılığımız çok yüksek. O yüzden aile bireylerinin tamamı tedavi edilmelidir. Arkadaşlar eğer size doktorunuz Cavalleda losyon veya Metrin losyondan bir tanesini yazdıysa muhtemelen bu ikisinden birini yazacaktır. Farklı kullanılan kremler de var. Onları bir sonraki videomda paylaşacağım. Çünkü bu krem, Wilkinson, pomat, farklı kullanım alanları da var. Bir sonraki videomda anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi 2 yaş altı bireylerin hekim kontrolünde uygulanması önerilmekte. 2 yaş üzeri bireyler öncelikle losyon uygulamadan önce banyoya gidip tüm vücudumuzu temizlemeliyiz ve kuruladıktan sonra cildimizi, eğer sıcak su ile duş aldıysanız 15-20 dakika vücudun soğumasını bekleyelim. Çünkü sıcak suyla duş alan bir bireyin vücudunda kızarıklıklar oluşmakta, bu krem ve losyon ciltte tahriş oluşturmakta. O yüzden sıcak suyla yaptıysanız duşunuzu 15-20 dakika cildin soğumasını bekleyin. Arkadaşlar eğer uygulayacak kişi kendisini uygulayacaksa avuç içerisine, bahsettiğim gibi kurulanmış cilt üzerine, temizlenmiş kurulanmış cilt üzerine, koltuk altları, kasık bölgeleri, boyundan aşağı olan tüm vücuda bu krem, losyon, yoğurt şeklinde tüm vücuda sürülmelidir. Parmak tırnak aralarından tutun da ayak tırnak aralarına kadar tüm vücuda yedirilmelidir. Sürülen losyon tüm vücuda, bir kez daha tekrarlıyorum, boyundan aşağı tüm vücuda yaklaşık 8 saat vücudumuzda kalmalı. 8 saat sonrasında aynı şekilde duşa giderek tüm vücudumuzu yıkayıp durulamamız gerekiyor. Eğer bu uygulamadan sonra ertesi gün vücudunuzda yine kaşıntılar oluyorsa bir hafta sonra yine aynı şekilde duşa girip yıkanıp kurulandıktan sonra yine aynı şekilde bahsettiğim gibi koltuk altlarından, kasık bölgelerinden ve ayak tırnak araları ve parmak araları dahil tüm vücuda uygulamamız gerekiyor. 8 saat vücudumuzda kaldıktan sonra yine vücudumuzu yıkıyoruz. 2 defa yapılması yeterli. Bir defada da sonuç alınabiliyor. Eğer şikayetleriniz devam ediyorsa ikinci kez de uygulanabilir. Arkadaşlar uzun saçlı arkadaşlarımız veya bayanlarda özellikle saçlı deride de görülmekte. Yüz bölgesine uygulamadan saçlı deriye de uygulayabilirler. Aynı şekilde uygulanıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Kullandığımız havlu dahil evimizdeki bütün kullanım eşyalarını temizliyoruz. Gerekirse ütü işlemiyle de, ütüleme işlemiyle de oradaki bakterileri yok ediyoruz. Arkadaşlar gerekirse ev zeminini temizleyelim. Duvarlara badana boya yapmak isteyen yapsınlar. Çünkü bu uyuz böceği insan vücudu dışında da diğer ortak kullanım eşyalarında tamı tamına 48 saat, yani 2 gün canlı kalmakta.
tekrar temas anında tekrar vücudumuza gelebilir. Bunun dışında bahsetmediğim konular varsa onları da sizler yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım bu paylaşım sizlere faydalı olmuştur. Eğer paylaşımı faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoları sadece Siber Sağlık kanalında görebileceksiniz. Abone olmayan arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olsunlar. Yeni bilgilerle karşınızda olacağım. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.